Kafam bülbül yuvası gibi olacak. Sarmasak mı? Aa, Feride hayır. Gelinbaşı bu tabii ki şatafatlı olacak. Uf, saat kaç? Nerede kaldı Müjgan ablamlar? Ay. Ben kötü oluyorum galiba. Ay, vallahi midem bulanıyor. Başım da dönüyor. Ay, ben uzanacağım vallahi biraz. Feride! Feride, daha yapacak çok işimiz var. Sen de sarma bir zahmet. Sen onları toplamışsın. Diyorum ki ben, Dilber, şuraya böyle boşluk yapalım biz. Bu adamlara söyleyelim. Ha, şöyle gel, şuraya koyuver çocuğum onları. Şimdi de şuraya çalgıcıları koyacağız. Ah, Murat nerede kaldı? Berberi alıp gelecekler. Ancak gelirlermiş değil mi? Anca mı? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam delikanlı. Hoş geldiniz. Yusuf. Ay maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım. Enişte. Abi. Allah. Baba. Oğlum. Maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baba. Gel kızım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Teyzem. Gel gel. Anan teşrif etmedi galiba. Hı? Biraz rahatsız teyzeciğim. Hı. Çok selam var. Dilber abla. Vallahi abi. Bugün son şansın. Evlenmeden hemen bir daha düşünürüm yani. Gelin hanım, gelin hanım. Huu. Ah, Müjgan abla. Ablam. Ay çok özledim seni. Ben daha çok. Az güzeldin, daha da güzelleş. Sen öyle gördüğünden. Necmiye. Kuzum. Müjgan ablam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl özledim. Ben de. Ay Feride, seni bunun içinde göreceğim ya. Vallahi kendi düğünüm kadar heyecanlandım. Sen bir de bize sor. Tutturdu giymem diye. Ay sabahtan beri burnumdan getirdi abla. Giy giymem, sür sürmem, tak takma. Aa! Düşük yapacağım sayesinde. Allah korusun. Geç bakayım sen şöyle. Geç geç geç. Otur. Necmiye sen de makyaj malzemesi getir. Ben yapacağım. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Görmüyor musun? Saçımı yapıyorlar. Maymuna çevirecekler beni. Aa. Hem nerede senin o şahidin mi? Artık sadıcın mı? Azeli mi, bezeli mi? Neyse artık. Nerede o? Bugün son. Hayatının en mutlu gününü alacağım Kamran'ın elinden. Uykusuz gecelerim son bulacak. Senin de ruhun huzura kavuşacak. Arabacı hazır hanımefendi. Bugün senin en mutlu günün. Tadını çıkar, eğlenmene bak. Bir daha yaşamayacaksın. Nasıl eğleneyim herkes beni izlerken? Sonra insanlar demezler mi bu kız da nasıl hevesliymiş evlenmeye diye? Aa, desinler. Ben kendi düğünümde süzüm süzüm süzüldüm de ne oldu? Nasıl bunaldım, nasıl sıkıldım? Bitse de gitsek diye milletin gözünün içine bakıyorduk, hatırlasanıza. Ay hayatımın en sıkıcı günüydü, yazık değil mi? E doğru. Haklısın. Eğlenmek şart. Hı? Ben de en mi sevdiğimden başlayayım o zaman. Mutfakta bir sürü şeker varmış, ben onları yemeye gidiyorum. Aa Feride, Feride! Ay nikah şekeri onlar abla, koş koş.
Feride hadi kapıyı açsana bir yüzünü göreyim. Olmaz. Ama çok özledim seni. Olmaz dedim Kamran. Israr etme. Uğursuzluk getirir. Uğursuzluk getirirmiş. Kapıyı çalmak yok mu? Başçılı birisini çağırıyor. Ben o geceyi tüm acılarımızın, umutsuzluklarımızın sonu zannediyordum. Sonun başlangıcıymış meğer. Bilemezdim. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum işte. Bilmem ki nereye. Ama senden hep en uzağa. Muallime Hanım, hayrola bu saatte? Biz artık gidiyoruz Hacı Kalfa. Hakkını helal et. Bundan başka verecek bir şeyim yok sana. Hadi Munise. Olmaz, bunu alamam kızım. Munise. Annene ver kızım. Olmaz Hacı Kalfa. Kimseye borçluk alamam ben. Munise mi senin adın? Hı hı. Benim kızımın adı da Munise. O da benim gibi evlatlık mı? Daha doğmadı. Annesi var mı peki? Evet var. Peki ya senin? Hı hı. O benim annem. Adı da Gülbe Şeker. Gülbe Şeker. Hayrola?
Hayrola Münevver? Hanımın nasıl oldu? Aman. O artık benim hanımım da değil, hiçbir şeyim de değil. Bıraktın mı kafalığını? Besme Hanım'ın yanındayım artık. Feride'ye kafalık ederim herhalde. Kemran Bey'le barıştılar da. Hayatta inanmam. Ya vallahi evlenecekler bile. Vallahi şu hayatta Kemran Bey olmak varmış. Adam milleti parmağında oynatıyor. Maşallahı var. Yakışıklı zat. Hanımla da söyle uzak dursun. Yazık. Tırım tırım peşindeydi Kemran Bey. Boşuna heveslenmez. Ben desem ne olacak? Onlar çoktan mercimeği fırına verdiler bile. Yarın öbür gün Azeli ya da Kemran'ın çocuğunu taşıyorum derse şaşırır mı? Senin o pis yalanlarına inanacak kadar saf değilim ben artık. Defol düğünümden. Ben senden özür dilemek istiyorum. Senin hakkında yanılmışım. Seni boşuna suçlamışım. Bütün hakikati öğrendim. Sevindim. Ama kardeşin adına da üzüldüm. Çalı kuşu. Geç kaldım diye küstün tabii. Haklısın. Yok küsmedim. Niye küseyim canım? Benim kafam yerinde mi zaten? Ne oldu, bir şey mi var? Neriman belası. Buraya mı gelmiş? Nerede o? Aman! Sakın Kamran duymasın. Çok sinirlenir. Tadı kaçar. Düğün günümde bir sorun çıksın istemiyorum ben. Nasıl istersen. Kovdun mu bari? Hangi yüzle geldiyse. Sözde sen. Aman neyse. Sıkılıyorum ben bunları konuşmaktan. Haklısın. Konuşmamız da gerekmiyor. Verdim ağzını payını zaten. İyi yapmışsın. Herkesi kendi gibi sanıyor uğursuz kadın. Söylediklerine kulak asmamak en doğrusu. Seni temin ederim Feride. Kamran'la aramızda bir şey yaşanmadı. Ben sana Neriman'ın tam olarak ne dediğini söylemedim ki. Söylüyor. Kamran'la sen birlikte oldunuz. Feride. Sus. Yemin ederim Kamran'ın bir kabahati yok. Susun artık. Azelya romanını baştan sona okudum Kamran. Bir daha yoluma çıkma. Yolun açık olsun. Ben bunu ilk kez yürekten söyledim. Ve ben bunu ilk kez böyle yürekten söyleyince, yolun açık olsun bir dua niteliği kazandı. Kalbim barıştı seninle böylece.
herkes ettiğini bulur. Ben de, sen de. Bu hep böyle. Çıkar ben bu kapıyı açsam, açmasam ne çıkar? Çarpıp gitsem, ardındaki odalar çoktan yitmiş, kapılar yansa ne çıkar? Benim şu hayatta yaptığım en iyi ikinci iş, ki beni bilirsin, kendimle ilgili çok hoş düşüncelerim yoktur. Benim şu hayatta yaptığım en akıllıca iş, oltamın ucuna uçurtma takıp gökyüzü avlamaktır. Benim şu hayatta yaptığım en iyi sonuncu iş, kafamı duvarlara çarpıp çarpıp nihayet anlamaktır. Diyeceğim o ki, kan revan bir ahmaklıktır. Benim şu hayatta yaptığım en iyi üçüncü iş. Ne çıkar sarsan yaramı? Sarmasan, öldürsen ne çıkar? Ben çoktan tükürmüşüm ciğerim. Nefes olsan ne çıkar? Benim şu hayatta yaptığım en berbat 98. iş, almak seni, çoğaltmak, kendime katmaktır. Benim şu hayatta yaptığım en berbat 99. iş, tutup seni düşlerime yakıştırmaktır.